Geçen hafta Arayan Bulur adlı skeçte oynadım. Herkes o kadar çok enerjik ve o kadar çok patlamaya hazır oyunculuklar sergiliyorlardı ki benim oyunculuğum veya benim karakterim onların yanında daha sakin, daha mazbut, daha kendi halinde bir kız olması gerekiyordu. Çok evcimenimdir. Ev işi yapayım, yemekti, temizlikti, akşamları da televizyon seyredeyim, öyle bir hayatım var. Bu geceki skeçim Kadın Derbisi diye bir skeç. İki tane kadın aslında hiç futboldan anlamıyor ve bir iddiaya tutuşuyorlar eşleriyle birlikte. Diyorlar ki takımlar yenerse size tek taş alacağız ve ondan sonra bir bakıyoruz ki o iki tane hiç futboldan anlamayan kadın bir anda futbol yorumlayan, futbol fanatiği olan bir kadına dönüşüyor. Kadınların futboldan anlamadığını düşünen erkekler varmış hala. Yani varmış diyorum çünkü benim karşıma çıkmadılar o yüzden. Yani eğer varsa size sesleniyorum. Kadınlar anlamıyor değil. Tek ilgi alanınızı elinizden almak istemiyorlar sadece. Futbol izlemeyi sevmeyen kadınların maça ilgisini çekmek için ne yapmak gerekir sorusuna yarışmacımız Beren cevap verecek efendim. Buyurun. Evet sevgili seyirciler, maç başlamak üzere. Hava güzel, sağ müsait, harika bir atmosfer. Hakem düdüğü çalmak üzere. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hakem düdüğü çalıyor, maç başladı. Kardeşim başarılar. Aşkım, başladı mı maç? Yok hayatım, bayramlaşıyoruz. Hayır yani özet değil mi bu? Aşkım, maç özetleri maçtan yani oynandıktan sonra olur, dizi gibi değil. Geçen hafta ne olduğunu nasıl biliyorsunuz o zaman? Her hafta aynı takımda olmuyor ki aşkım. Çok saçma, bütün heyecanı kaçar. Ben zaten hep diyorum futbol çok saçma bir spor. Evet kesinlikle şekerim, saçmalık. Hayır şimdi bir şey soracağım. 18 tane takım var ama sadece aralarından bir tanesi şampiyon olacak. Yani o hikayenin sonucu bu kadar belliyken niye böyle heyecan yapıyorsunuz? Ya hayatım saçmalamayın, hangi birinin şampiyon olacağı belli değil, onu takip ediyoruz. Hayır zaten futboldan azıcık anlıyor olsaydınız şimdi bunları değil taktik konuşuyorduk Allah aşkına. Yani. Ay, ne konuşacağım be? Hayır, onlar bu Şaban'ı patlayacağım Mustafa'nın tarifini veriyorlar mı? Vermiyorlar. Ha? Herkes kendi işine baksın yani. Top Diego'da. Diego bir çalım attı, bir çalım daha attı, bir çalım daha attı. Vur! Vur! Vuruyor! Ve asfaltla dışarıda. Lan! Yapmayın be! Yapmayın, böyle şey olur mu ya? Ay, amcanın ölümüne bile bu kadar üzülmedin Ünal. Kıkım, kıkım karıştırma şimdi amcamın ölümünü falan. Ne yapayım? Futbol böyle bir şey. Birazcık heyecana katılalım. Snyder'de top. Top Snyder'deydi. Snyder gidiyor. Birlikte mükemmel ilerliyor. İlerliyorlar. Hadi koçum. Hadi aslanım. Harikasın. Bir tanesin. Senin o ince pas atan kıvrak bileklerini seveyim. Bir tanem. Ömer. Adamın ayaklarına ettiğin intibadı bir kere bile benim suratıma etmedin ya. Top tekrar Snyder'de. Yeniden topu aldı. Kaleye doğru baktı. Direkt bir vuruş. Fırtına. Direkt de patladı. Allah sağ. Birader çok şanslısınız ya. Çok şanslısınız, çataldan döndü. Yemin ediyorum var ya, balsınız bal. Lan yürü git. Takır takır oynuyoruz görmüyor musun? İki tane pozisyon gördünüz, hemen heveslendiniz. Evet, beni değişmeyin ha. Konuşma. Aa beyler ne oluyor ya? Ay deli bunlar ayol. Yani bari meşalelere yakın da birbirinize atın. Olacak işte. Mehmet Topal aldı topu. Kendi ekseni etrafında bir kere döndü. Bir kez daha döndü. Bir kez daha döndü. Pas verecek arkadaşını arıyor. Mehmet Topal Emenike'yi düşünüyor. Emenike offside, bayrak havada. Var! Offside tabii. Tam bir offside'ı. Tabii. Hoca! Hoca! Tabii. Bal gibi de offside bence. Senin de ağacı kırdık hayatım. Allah'ın aşkına bak, bilmeden etmeden konuşma, şurada sinir harbindeyim. Ay ne klişe. Tatlım siz offside'i bize öğreteceğiniz de gidin Emenike ile Burak Yılmaz'ı öğretin. Ya kızım ne alakası var Allah'ını seversen ya? Hamit aldı topu. Hamit Burak'a doğru. Burak'a doğru verdi. Burak'ı gördü. Burak da offside bayrağı bu kez Burak için. Offside dedi. Vay be, yenge işi biliyor yalnız. Herhalde yani şimdi bakın. Offside'ı size anlatıyorum. Büşra dinle. Top kaleden çıkmadan önce. Önce evet. Kaleye en yakın adamın. Adamın. Geri dönerse. Evet. Dönerse senindir. Dönmezse zaten hiç senin olmamıştı. Al bu da birden benden olsun. Golü bir gün, seni her gün, golü yiyince ye, seni ölünceye dek seveceğim Beren.
Yalnız bir şey diyeceğim, şu siyahlı çocuk çok kötü oynuyor. Adamın ayağına bir kere bile top değmedi. Aşkım o hakem. Çok pardon da o hakemse elinde bayrak tutanlar kim? Oho! Şimdi top Bruno'da. Bruno topu aldı. Bruno dribling halinde. Bruno gidiyor. Orta sahaya geçti. Yaptı. Kimse yaptı yok onu. Ortada. Yapardık ya zamanında oynasana. İzim atıyordu topu. Ay vallahi çocuk gibiler ayol. İnanamıyorum ay, ya. Ay kadar adamlar ne? Aşkım bu kadar hırpalama kendini. Ben biliyorum Galatasaray alacak bu maçı. Evet, ciddi mi? Sahi mi diyorsun? Hissettin mi? Ha, öyle bir anda içime doğdu gibi oldu. Hem de 3 farklı alacak. Bebeğim bal damlıyor ağzından ya. Bak sana söz veriyorum. Yenersek var ya sana gideceğim böyle Nişantaşı'ndan en kralından diyorum bak. En kralından. Ne alacağım? 12 işen bir ata. Selçuk İlhan topla yaptı aldı nokta. Gökhan Gönül'e verdi. Gökhan Gönül'de top kaldı. Bir saniye. Bana? Maçı kazanırsak sana... Ah iyi gelişen bir atak da! Bir sus be! Bir sus! Aşkım. Yine ayıp oluyor ama. Büşra tamam ne istiyorsan, ne istiyorsan alacağım sana. Ne? Ne istiyorsun? Evet. Tek taş. Aferin Beren. Tek taş istiyorum. Tek taş mı? Hı-hı. Galibiyet primini bana vermeyecekler aşkım. Ama ne istiyorsan dedi. Az önce hepimiz duyduk burada. Ne istiyorsan ben tek taş istiyorum. Ay dilim eşek arısı ya. Tamam kazanırsak sana tek taş yüzük. Aşkım bir saniye. Çok sevindim bir şey. İnşallah Galatasaray kazanır. İnşallah. Güzel. Evet öyle zaten. Vallahi geliyor ha. Niye öyle şeyler söylüyorsun ya? Niye inşallah Galatasaray kazansın? Olacak şey mi? Ya ne var ya? Arkadaşımın tek taşı olacak işte. Fena mı? Fena. Hadi otur. Fena. Tamam lan iş ciddiye bindi. Ha. Tamam. Madem öyle Fener yensin ben de sana alıyorum tek taş. Ünal sen ciddi misin? He. Ömür sen ciddi miydin? Ciddiyim abi. Yapma ya. Tamam lan ben de ciddiyim. Alıyorum o zaman Fener yensin geliyor tek taş. Hayatım kızım bir dakika. Çekin şu ömür. Bir saniye bir çekelim size. Ömür. Bizim takım nasıl kadroda eksik falan var mı? Söyle. Söyle adam gibi oynasınlar. İlet onlara, ilet. Gideyim ya mi? Şuna bir ses verir misiniz? Hiçbir şey duyamıyoruz. Sen de sakız kalkıp önümü kapatma Ünal. Hiçbir şey duyamıyoruz gerçekten de. Ne oldu birden öyle pırlantayı duyunca sardınız maça? Hayırdır? Aman yok canım yani öyle siz izliyorsunuz diye yok hiç umurda olmaz saçmalık. Kaç forvet oynuyoruz? Lan dala ağlaydın bari ne yapıyorsun lan? Tek forvet. Öyle saçmalık mı olur ya? Hayır golü ben mi atacağım Ünal? Söyle teknik direktörüne atsın. İki üç tane daha sonra gol attı gol. Kalp bir çalım attı. Bir çalım attı önü bomboş. Lan. Bomboş koridor var. Fenerbahçe etkili dakikalarda. Şu anda. Evet. Kalp çizgiye indi. Kalp çizgiye indi ortasını yaptı. Musa Sokak dışarı attı. Bize döndü. Beren, ne oldu kız? Ölen amcama bu kadar üzülmemiştin. Ölen ölmez oğlum. Mekan cennet olsun. Ne yapma? Bu arada aniye bir yetişen atak var. Top Snyder'de. Snyder'le top ilerliyor. Snyder ceza sahasına giriyor. Ceza sahasına girdi. Önünde çalımı çalımladı. Bir çalım, bir çalım daha. Topa vurdu. Şut gol! 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 Bir daha! Gol işte! İşte bu! Allah Allah! Beren! Yavrum kalk yerine yat kalk. Tamam. Sakin ol sakin. Ya ne var? Ne üzülüyorsun ya? Allah aşkına adamlar alt tarafı 35 metreden 90'a ne biçim taktılar ya? Oğlum hakikaten yıkılmayıp ne yapacağım? Hayır yani öyle şey bir anda tansiyonum düştü böyle. Tabii. Gülüme. Bir şey mi dedin Büşra'cığım? Çay demlenmiştir diyorum. Ha Büşra ya bir çay koysana. Hakan. Hakan misafir değilsiniz artık aa. Ünal'cığım yani misafir misiniz burada? Al. Diego çok klas bir hareketle sıyrıldı. Sol kanatta bomboş Caner'i gördü. Caner orta pozisyonu ay yapmak için zaman kolluyor. Ay. Evet bir çalım attı. Hadi köşeye indi iyice. Kesti ay içeriye. Bir kafa. Gol! 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 Gol!
Helal olsun. Bakıyorum senin tansiyon birden tavanlara çıktı Beren Hanım. Devam et dış ses. Evet Murat, hadi. Son dakikalara yaklaşırken Fenerbahçe bir serbest vuruş kullanacak. Evet, çok kritik anlar. Topun başında Alves. Alves topu noktaya koydu. Geriliyor, geriliyor, geriliyor. Bizde geliyor. Steve topu yaklaştı. Şut ve top dışarıda. Bir daha seni topun başında görmeyeyim hoca. Al şu oyunda. Söyle aşkım, adam gibi oynasın takım. Git söyle onu. Büşra atamadıysa atamadı demek sizin takım bu kadar hayatım. Ne demek kızım? Delirtme beni. Delirtme, annemin evine gidelim. Aşkım. Senin bir totemin vardı. Totem? Ha aşkım evet, ne olmuş? Onu yapacaksın şimdi. Şimdi mi aşkım? Hı hı, yapacaksın, takım kazanacak. Saçmalama Büşra, misafirin yanında şimdi olacak iş değil mi bu ya? Ömer! O tek taşı istiyorum, derhal çıkar pantolonunu. Ho! O nasıl totemmiş ya? Oh, bayağı iyi bir totem. Yani her zaman tutmuyor ki bir kırmızı donlu totem yani. Kes ve devam et. Ne hallerdeyim burada? Eyvah. Ünal, içinde ne var? Aşkım, içimde bir endişe var. Sana bir şeyler oldu, yapma. Ya içinde ne var Ünal? Hayatım, benim öyle totemlerim yok. Yapma böyle şeyler. Ya senin içinde ne var dedim Ünal? Ya kızım, ben her maçı akıllı uslu izliyorum. Öyle totem saçmalıklarıyla uğraşmıyorum. Lütfen üstüme gel. İçinde ne var Ünal? İçinde ne var? Lan! Bir şey yok! İlle söyleteceksin adamı. Donlar kurumamış, öyle bomboş geldim. Çıkarayım mı totemi? Tamam, tamam. Tamam, uzatma, tamam. Rezalet. Adamın bir tane yıkanmış ütülü donu yok. Beren, rezalet. Belden aşağı oynama Büşra. Ben sadece belden aşağı oynarım tatlım. Kocamın donu ortada. Çakış. Hadi! Şu oyna ya! Attırma bana bunları! Hoca! Al da susun şunu, çenesini mi dinleyeceksin? Neden sokacağım sen ya? Sen mi diyorsun kardeş? Hayır ben de... Kızlar! Soğudurun ya, ne bu şiddet bu sene? Ne oluyor? Son düdük çaldı. Ve Galatasaray, Fenerbahçe derbisi bir berabere bitiyor, dostluk kazanıyor. Kardeşim. Şimdi beraberlikte ne oluyor? Kim alıyor yüzü? Kimse almıyor. Uzatmaları falan kalmıyor mu? Bu böyle hani penaltı falan oluyor yok ya. Yok canım yok, öyle bir şey değil. Lig maçı bu. Olur ya, bir konuşsana hocayla belki bir şeyler. Kızlar, ikiniz de avucunuzu yalıyorsunuz. Nasıl ya? Böyle üçüncü yarı falan da mı yok? Ya yok hayatım yok. Bir FIFA kurallarını değiştirmediğiniz kalmış da. Yani. Aman yok canım, yani benimki sadece öyle bir tavsiye, saçmalık. Gerçekten hiç olacak iş değil zaten. Biz zaten siz şey yapın diye şey yapmıştık. Bizle alakası olan yani bir durum değil. Yani futbol, gürültü, kavga hiç bizlik değil. 22 tane adam bir topun peşinde. Çok barbar bir spor. Seviye yerlerde çünkü. Seviye yerlerde hiç takdir ettiğimiz bir şey değil. Büşra'cığım... Çıkın gidin lan buraya. Çıkın. Çıkın. Asaletimle çıkarım ben buradan. Hadi. Büşra'cığım, cipseri alıyoruz, gidiyoruz. Belgesel yürü, izleyeceğiz. Yürü. Belgesel diyor. Evet hani. Canım. Hadi gidin, seni mi gidiyorsun? Hadi gidin, seni mi gidiyorsun? Hadi gidin, tebrikler. Ama Büşra Pekin için her ne kadar gitmiş olsa da kocaman bir alkış daha alacağız. Ben hemen sözü müdürümüze bırakıyorum. Buyurun efendim. Tamam. Ya ben harika bir dörtlü seyrettim. Kesinlikle. Senin uyumun nefisti. Çok güzel paslaştın. Bayağı profesyonel oyuncu gibi seyrettim seni. Hatta finalde finali değiştirsek mi duygusu geçti sahnede. Hadi burada bitirelim gibi bir şey yaptı Ünal. Sen orada bir doğaçlamayla ben çıkarsam asaletimle çıkarım falan gibi bir replik ekledin. Onu da çok sevdim. Teşekkür ederim. Vallahi fıstık gibi ilerledi. Hiç yarışmacı gibi değildin. Teşekkür ederim. Bence şu ana kadarki en iyi performansındı. Sağ olun, teşekkür ederim. Hani be.
Benim söyleyeceğim her şeyi Gülse söyledi. Ben bir şey diyemeyeceğim şimdi. Hakikaten. Önce başlamanın avantajı. Hay Allah ya, bir kere de benden başla, ne yapayım yani. Ben sadece şeye kızgınım Beren'e. Yani onları biraz daha buraya doğru atabilirdi o yediklerini bizde. Ne var, fena mı olurdu, havada kapardık böyle. Mükemmeldin. Hakikaten şu ana kadarki en iyi performansın ve en iyi performanslardan biriydi. Ben de dedim ki hangisi yarışmacı, acaba Büşra yeni geldi mı diye. Mükemmeldi gerçekten. Teşekkür ederim. Yani şu dörtlünün sitcomu olsa seyrederdim. Evet değil mi? Evet, müthiş. Aynen. Hepsi evet. Zaten oyuncularımız çok müthiş. Adapte oldun ve ayak uydurdun. Süper. Teşekkür ederim. Galiba hepimiz aynı fikirdeyiz. Galiba anladım kadarıyla. Ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Bir de senin offside tarifine bayıldım. Çok güzel bir offside tarifiydi o. Aynen öyle. Dört tane gayet iyi oyuncular vardı sahnede. Dört iyi oyuncu seyrettik biz. Bu bence çok önemli bir şey. Özellikle böyle hissettiğimiz an yarışmacı arkadaşlar için çok önemli. Onun için kutluyorum ben seni. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Berenciğim, şimdi bu yarışmada yeni değilsin tabii ki. Bunlar böyle söylerler. Sonra puanlara gelindi. Puanları duyalım dediğimizde de... Yok şimdi çok verirsek işte yok şöyle oldu. Yok beklentimiz yüksek, yok bir şey filan. Şimdi ne diyeceksiniz acaba? Ben çok 8'i verdim bile. Oo güzel. 8 geldi Haluk Bilginer'den. Ya bu hafta felaket bir hafta. Çünkü bundan önceki haftalarda benim buraya gelirken aklımda hep böyle bir 3-4 oyuncu... ...hani onlar daha zayıf, onlar mı gider acaba filan gibi bir fikir oluyordu. Şu anda çok iyi bir ekip var. Evet. Bir tane yeni gelen arkadaşımız var, onun performansını seyretmedik ama ötekileri bir 2-3 oyundur seyrediyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum ben bu hafta. Onun için kıt tutmak istiyorum ama performans da iyiydi. Kamçıydı filandı derken ben herkese acımasız olacağım bu hafta. 7 diyorum. Çok acımasız, 7. Bizim kadar acımasız olabilir. İyiydi, çok iyiydi. Egan'ı be. Evet, futbolsuz geçen bir haftada çok ilaç gibi geldi. Evet. Ama ben de bu hafta biraz gaddar olmak istiyorum. O yüzden de 9 veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şu an ben oldum Gani'de. Ben yanılmıyorum hadi. Yarışmanın ilk 9'u geldi galiba Gani Müjde'den. 8 ortalamayı tutturduk herhalde. İlk 9'u geldi. Peki şimdi bir de içeri gidelim. Evet. Bence onlar ne diyecekler? Merhaba. Ömür, senle başlayalım mı? Başlayalım. Oynaması çok keyifli bir skeçti. Notumu verdim Beren için. Teşekkür. Efendim, benim için de seslendirmesi keyifli bir skeçti. Ben de Beren'in performansını giderek her hafta arttırdığına şahit oluyorum bunu provalarda da. O yüzden notumu verdim. Teşekkür ederiz. Anlatıcımız bu arada maç anlatıcısı için de bir evet aynen. Evet aynen. De bir evet aynen. Evet aynen. Özürüm Derya. Farklı hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece kıvrılan halının kenarını düzeltmediği için küçücük bir not kırıyorum. Verdim. Peki. Spider-Man? Bayağı iyi oynadı bence. İzleyebildin mi? Evet. Çok iyi izledim. Peki. Gayet iyi bir ortalama. Nasıl mutlu? Mutluydun zaten. Mutlu bir şekilde gönderiyoruz. İyi hadi bakalım. Tebrik ediyoruz ve kocaman alkışlarla aynı zamanda.